Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyun bölümünden hepinize selamlar. Günün ikinci videosu olarak bu tarz kısa korku oyunları atmayı seviyorum biliyorsunuz ki. Bu da güzel olduğunu düşündüğüm bir oyun. Oyun henüz tam sürüme çıkmadı, Ocak ayında çıkacak sanırım. Ben demosunu oynayacağım. Hikayesi de şuymuş, minicik özetleyeyim. Biz ormandayken karımız ortadan kayboluyor. Ve biz şizofren bir karakteriz. Yani belki de karımız yok, yani kayboldu sanıyoruz ama onu aramak için orman derinliklerine dalıyormuşuz. Bir demosuna göz atalım, ona göre tam sürüme çıktığı zaman çok uzun olacağını da zannetmiyorum zaten ama tam sürümünde bitiririm duruma göre demosunu beğenirsek. Çadırın içindeyiz anladığım kadarıyla. Yok residence, yani yine mantıksız cümlelerle başladım. Bir şey mi yazıyor acaba çadırın kenarlarında diye bakıyorum ama tamam. Dediğim olay, yani uyanıyorsunuz, karınız yok yanınızda, düşünsenize. Adam modemi sökmüş götürüyor. Orada da bir ilaç gördük, muhtemelen hastalığımızla ilgili bir ilaç. Şizofreniyle ilgili bir ilaç. Yani balayı tercih mi acaba bu geldiğimiz yer, onu anlamadım. Güzel bu arada, yani herkes sonuçta Maldivlere gidecek diye bir şey yok arkadaşlar yani. Böyle bir kamp alanında da son balayınız, ilk ve son balayınızı yapabilirsiniz. Neredesin Akila? Hadi bakalım. Yani böyle bir arabamız varsa zaten bir kere bence zenginizdir. Şuraya bir tekrar girip şunları bir alalım. Tablo envanterimizi açıyoruz. Ha, aynen dediğim gibi antipsikotik var bir tane burada. Şizofreni hastalarında kullanılıyor genelde, yani ben öyle biliyorum. Fotoğraf aldık. Yani tam o zaman eşimiz varmış yani. Hani onu da hayal mi ediyoruz acaba diye düşündüm de. Şimdi iki tane yol ayrımı var. Dedim ki bir an şeymiş. Bir an dedim acaba hemen mi başladı? Kendi ayak sesimmiş. Oğlum bu nasıl benim ayak sesim ya? Buradan geliyor. Ben orada değilim. Ya yalnız şöyle bir durumda kalıyorsunuz ve yani şizofreni hastasısınız. Yani daha kötü senaryo ben düşünemedim açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Aha, şapkasını buldum. Burası fotoğraf çektirdikleri yer mi acaba? Bir tane daha yol buldum ama hiç hayra alamet bir yola benzemiyor. Geri döndüğümde şey olsa ya, kamp orada yok mesela. Aha var. Neyse ki var. Gördüm kampı. Öyle bir tane film vardı yanlış hatırlamıyorsam. Film mi vardı yoksa oyun mu oynamıştım? Böyle odalar değişiyordu sürekli. Bir şey diyeceğim. Ha. Ben sağdan gideyim bir de diyecektim ama ben zaten soldan çıkıp sağdan geldim. Oğlum ne oluyor? Magellan gibi oldum lan. Portekizli denizci gibiyim. Soldan bir gittim, sağdan geldim. O zaman bu şelalenin burada bir olayımız var bizim ya. Başka da bir yere gidilmiyor ki. Girebiliyor muyum içeri? Hayır. He? O neydi lan? O buradan mı geldi? Kodumun çocuğu. Dur. Delirmeye başladık. Kesin hayal gördüm de. Eşim o muydu acaba yoksa? Şimdi ben hapı direkt içebiliyor muyum? Şu an bunlarla hiçbir etkileşime giremiyorum envanterimdekilerle. Sanki bir müzik artmaya başladı gibime geldi. Tekrar kampa dönünce niye öyle oldu? Bir dönüyorum, eşim geri gelmiş değil mi? Onu avradını ne diyorsun? Bu da hayal, bu da hayal. İnanma oğlum, inanma oğlum. Bak bana güven. Eşin değil bu. Bu sana şu an... Bunu görmeni istiyorlar. Okey. İyice mallaştım diyor. Oğlum bu niye yüzlanmıyor? Tamam işte sol tık. Ha pardon. Şu. Lan ben de el fenerine tıklıyormuşum. Tamam arkadaşlar, hapımızı aldık. Yani çölde serap görmek gibi bir şeydi yani yaşadığımız. En istediğimiz, en hoşnutu... Abo! Kamp mı yanıyor lan? Allah belanızı ver. Lan arabayı götürmüşler. What's going on? Anan Vasco'yu siklet kampı. Arabayı götürmüşler. Nasıl alacaksın onu bir daha? Oo, arkadaşlar gitti. Hadi bu euro ile maaş alıyordur. Bir iki ay alır da. Ben oraya geçemiyorum bu arada. Görünmez bir duvar var şurada önümde. Yol... Onu! Benim hanım mıydı lan o? Kanka senin bir tane daha ilaca ihtiyacın var. Ben sana diyeyim şu an %100 gözüküyor şeyin ama sen %100 falan değilsin. Yine geldik bu Allah'ın belası. Aha! Arabayı oraya nasıl çektiler oğlum? What the fuck? Ve çalışıyor. Bak olaylar ilginç hal almaya başladı ha. Bir şey diyeceğim, kamp yeri mi geldi şu an? Evet, kamp yeri geldi abi. What the fuck? Araba da geldi lan, ne oluyor? Daha şimdi oradaydı. Yo kanka iyisin bence, gayet hiç öyle şeyler söyleme yani kendine. O ne? Var ya, sesi önce vermiş olsa aklımı yitiriyordum. Harbiden bug'a mı girdi, bir şey oldu. Önce kadını gördüğüm için korkmadım ama. Bu 5 tane çekim hakkım var galiba. İlginç bir şey gördüğümde mi çekeyim yani? Az önceki sahne aslında çekebilirmişim. Şimdi tekrar az önce arabamı dızladıkları yere gideceğim. Çünkü buraya geldim, arabam yine buradaydı. Ama sürgülü kapı gibi yerden geçerken de arabam oradaydı. Yani hani bir şuraya bakayım. Bahsettiğim o film şeyi gibi oluyor şu an. Sürekli hani odalar değişiyormuş gibi, anladın mı? Baksana oğlum, araba burada, nasıl olabilir lan? Bence güzel de çekmiştim ama simsiyah oldu yani. Ben acaba kadını burada görmüştüm ya... Burayı mı çekeceğim diyecektim ki... Bu bana görünmeyen varlıkları mı gösteriyor lan? Bu nasıl bir aletmiş? Evet, bug'a girdik, çok güzel. Hiçbir şey yapamıyorum şu an bununla. Önde de ne oluyor? Türk sanat müziği mi çalıyor? Ne bir şey çalıyor ya? Ne oluyor? Heh,
Tamam, düzelttim arkadaşlar bug'ı. Gerçek fotoğraf mantığıyla yapmışlar. Ben bug'a girdi sanmıştım da 2 saat netleşmesini bekliyorum. Yani yapabileceğim şeyler sınırlı zaten. Bir şeye gidiyorum işte buraya. Burada da bir yenilik yok gibi. Bir de şu arabamı hızladıkları yere gidebiliyorum. Bırak lan arabayı. Bunu da çeksem ben bir şey gözükür mü acaba? Ne diyorsunuz? Ulan arabayı çaldıysan git adam akıllı parçalarını sök git sat ya. Geliyor bir de bana çarpıyor pezevenk. Yani evet çok net belli olmuyor bir şey ama üstüme sürdüğüne göre. Ha buradan bana yol açtı. E bir şey canım bu o zaman tatlı bir şizofren yani bana yardım ediyor. Oh my. Lan oğlum dur. Bu çocuğu korkamadım da korkamadım da ki korkamadım da ki yani. Evet bitti. Şizofreniye yenik düştük arkadaşlar. Yani evet tatlı ve güzel bir oyundu diyebilirim. Demoydu zaten dediğim gibi. Daha tam sürümü çıkmadı. Yani kadının cesedinden korkup adamın jumpscare'inden korkmamam da artık bana özgü bir şey olsun. Umarım keyif almışsınızdır gençler. Bu tarz küçük tatlı korku oyunlarının devamı gelecek. Bağımsız yapımcı tarafından yapıldığı için hani çok aşırı bir şey beklemeyin bu tarz oyunlardan. Maksat 10-15 dakika böyle sohbet muhabbet eşliğinde küçük bir dizi bölümünde yer alıyormuş gibi oynamak. Ben o kafayla oynuyorum korku oyunlarına. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.